Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Pendik'te yapılıyor bu sene. Vlog çekiyoruz. Bütün sevdiğimiz dostlar, arkadaşlarımız burada. Hepsiyle muhabbet edeceğiz. Güzel vlog sizi bekliyor. Hadi bakalım içeri. Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Vlog yapıyoruz. Kim var yanımızda? Mahmut Alan. Mahmut Alan. IFBB Pro. Evet, Pro abi. Hocam nasıl gidiyor? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim. Ne zaman geldin? 2 gün önce geldim abi. Yarışmacın var mı? Yok. Özcan yarışması vardı. Tamam. İzlemeye geldim. İzlemeye geldim. Birkaç işlerimiz vardı. Onları hallettim. Ne zaman senin yarışma? Benim yarışma yeni ayarladık abi. 8. ayda Amerika. 3 tane yarış seçtim. Ağustos'ta. Aynen. Ağustos'ta. Süper. Ağustos'un. Neresinde Amerika'da? 3 hafta kalacağız abi. 3 tane farklı yerinde kalacağız. Önce Miami'ye gideceğiz. 6 yarış seçmiştik. 3'üne karar verdik şu an. Forma göre belki 6'ya da girebilirim abi. Çok iyi. Yaklaşık 4 hafta kalacağım orada. Bir ay kalacaksın. Aynen. 4 hafta kalacağım. Kaç kişi gidiyorsun? 2 kişi gidiyoruz abi. Benim vizem var. Beraber gidebiliriz abi. Ölmüş işte. Olsun son bir hafta falan. Aynen. Var mı olimpiye? Düşünce. Kesin gitmem lazım. Ciddi mi? Aynen. İstiyor musun? Kafaya koydum yani. Onun için vizemi de erken aldım kafam rahat olsun diye. Çok iyi. İnşallah gideriz Allah'ın izniyle. Güzel hazırlandım. Geçen sene göre bayağı fark var. Olacak ki Uğur abi inşallah. Amerika'da daha önce şey yarıştın mı? Amerika'da? Yok ilk defa çıkacağım. İlk defa. Aynen. Süper. Çok bir fark etmiyor. Amerika'da, Avrupa'da çok sert artık abi. Şeyde çok zor diyorlar değil mi? Bu kuvvetle muvvetle o taraflarda. Kuvvetle çok zor. Arap ülkelerin birkaç yeri var ama kolay olan yerleri de var. Bir sert yerlere gidelim abi. Orada doğru, orada aldım zaten güzel. Aynen olmuş. Çünkü hani bu yarın geçemeyeceğim adamı 3 gün sonra 2 güne geçemem. Doğru, biz mantığı yok. Gerçeklerle şimdi şey yapmamız lazım. Portekiz'de çok güzel bir yarıştı. Furkan'la gittiğim çok sert bir yarıştı. İyi hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah güzel olur. Olur. Türkiye şampiyonsun için ne diyorsun? Yani bence katılım çok azdı. Hani güzel evet, organizasyon. Katılım herkes çok az yaptı. Güzel organizasyonda ama yani katılım daha fazla olması lazım. Bence çoğu de. İnsanlar şeyi bozmuşlar diyeti. Hmm. Biraz emeklerine saygısızlık gibi bir şey oldu. Hmm. Bir de bu deprem falan etkilemiş olabilir çok mi? Çok etkilemiş abi. Aynen. İnsanlar ikilmiş yani girmeye. Doğru. Bir iptal olunca yeni gençlerimiz var artık yarışmalara katılan evet, ya doğru. Abi. Onlar iptal olunca hepsi bırakmış. Diyetlerini bozmuş. Belki Eylül'e. Aynen. Yani kolay bir yarışma gibi geçti. İzledim burada bütün sikletleri. Birkaç siklet çok sertti. Güzeldi. Keyif aldık ama diğerleri spor salonunda antrenman yapanları izler gibi olmuş. Hayırlısı. Hocam bir şey diyor musun? Yok abi. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Kendine teşekkür ederim. Sağ ol. Kontakta kalalım tamam. Bak. Tamam. Arkadaşlar Çetin Köroğlu'yla beraberiz. IFBB Pro. Evet. Merhabalar. Merhaba hocam. Seni takip ettik o süreçte. Evet. Çok güzel yarışma çıkardın. Yani iyiydi. Formu çok iyiydi. Teşekkür ederim. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oraya da yine aynı kondisyonla, güzel bir kondisyonla çıktık. Zaten sonuçta istediğimiz gibi çok oldu. Çok güzel oldu. Güzel oldu. İyi bir başarı elde ettik. Bundan sonraki ilk hedef ne hocam? Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki olimpiya bileti alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Ne zaman yarışmak istiyorsun? Bundan sonraki ilk yarışman ne zaman? Vallahi takipçilerim de bilir. Ben aslında her zaman hazırım. Tamam, bana belli zaten şu an. 20 gün sonra yarış deseler yarışırım. Şu an kaya gibi duruyorsun. Belli yani. Teşekkür ederim. Planlamaları yapıyoruz. Muhtemelen 6. aylarda falan başlayacağız. Bir uzak doğu olayları var. Kore'den başlayacağız. Orada mı yarışmak istiyorsun? Evet. Güney Kore'den başlayacağız galiba. Bu şekilde başlarız. Artık olimpiya biletini nerede kapabilirsek. Hadi inşallah ya. Bu sene sen de gidersen çok güzel olur. Vallahi. Düşünsene şöyle 4-5 kişinin gittiğini. Daha kalabalık bir olimpiya yapmak istiyoruz. Çok artık olur. Türklerin ismi tamamen burada duyulsun istiyoruz. Bence de. Yani şey gibiydi, hayal gibiydi. Böyle ben yıllarca aynı soruyu sordum. Evet. İşte hani olimpiyaya Türk gider mi diye. Evet. Hakikaten şimdi böyle geçen sene 3 kişi gitti. Hayal gibi geldi bana ama şu an artık hayalden öte oldu. Öte oldu. Şöyle mevzular vardı. Hani Türkiye'deki sporcuların olimpiyaya hazırlanabilecek altyapısı yok. Spor salonları yetersiz falan. Ben bunlara çok fazla inanmıyorum. Buralara gitmeyi hedefleyen insanlar her yerde antrenmanını yapıp bence istediğini elde edebilir. Ama şu an yeter şartlar bence daha güzel oldu. Tabii ki şartlar. Eskiden bu kadar çok iyi şart yoktu. Tabii ki şu anda şartlar çok daha iyi. İnşallah daha fazla daha kalabalık ekiplerle beraber hiç önemli değil ben ya da başka arkadaşlar. Daha fazla olimpiya bileti alınmasını istiyoruz artık. Hocam merakla ve ilgiyle takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki de konuştuk. Oldum. Görüşmek eyvallah. Üzere. Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'nda Özcan Krant'la beraberiz. Selamlar Antalya'dan abi. Geldi. Kaç aynen gün oldu geleli? Cuma günü geldik. Cuma günü akşama doğru geldik. Nasıl gidiyor? İyi valla iyi gidiyor abi. Hazırlıklar devam. Antalya'dayız. İşte yarış oldukça buraya da geliyoruz. 2 ay sonra Kore'ye gitmeyi düşünüyorum. Bakalım %99 ihtimal. Yani bir aksilik çıkmazsa. Süper. Niye Kore'ye gideceğiz? Süper. Abi bu zamana kadar hep Avrupa'ya gittik. Evet. Biraz da doğu tarafını görelim yani.
Yani Güney Kore, oradaki adamlar da iyi adamlar ama bir de doğu tarafını deneyelim. Bakalım, hikayemiz var. Eyvallah. Bu sene Mayıs'ta amaç var mı? Yani böyle bir aman bu sene çözerim işi diyor musun? Abi vallahi kendimden çok ümitliyim. Ya tabii daha önceki yarışlarda da insan kendini görüyor ama illa ki her yarışta bir eksiğini görüyorsun. Hani hiçbir yarış ya benim %100'üm bu demiyorsun hiçbir zaman. Önceki yarışlarda da hep bunlar oldu. Şimdi o eksiklerle beraber bu bakalım bu yarışta inşallah elimiz yani hedefimize ulaşacağız. Peki senin kendinde gördüğün eksik ne? Abi şöyle bir çok fazla süzülüyorum. En son yarışta onu fark ettim. Bir de pozlarım abi. Pozlarımı çok çok beğenmiyorum. Valla hiç beklemedim bir şey. Valla gerçekten. Allah Allah. Pozlarımı çok yani en son yarışta hiç beğenmedim. Onun üzerine gitmem lazım biraz. Yani böyle çok şey yani kendinde onu gördüm. Çok böyle stresli, heyecanlı gözüküyorum podyumda. Toplamda yani. Kaç yarış yaptın? Abi çok oldu ya. Onu geçmiştir. Asıl yani tecrübeli bir yarışçısın. Evet, aslında. Abi ben de yani her yarış ilk yarış gibi heyecan oluyor. Aslında bir nebze çok iyi. Bir yandan iyi. Ama işte bir yandan da evet biraz bu şey. Bu bazen podyuma yansıyor. Eyvallah. O heyecan. O yüzden onu biraz atlatırsak, biraz da bu eksikleri tamamlarsak herhalde inşallah bu sene alırız. Ama bu sene olmazsa birkaç yarış daha yapmayı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Abi vlog yapıyorum. Linki atarım. Tamam, İzlersin. İzlerim. Antalya'ya çok selam. Çok abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Yanımızda Tunağan Güler var. Geçen senenin bence en flash ismi. Yani IFBB oluyorsun. Ondan sonra olimpiyat bileti alıyorsun. Nasıl gidiyor? Abi çok şükür bir dinlenme dönemindeyiz. Artık bitti sayılır. Ramazan'dan sonra gazı iyice açacağız. Yani videonu seyrettim evet. Dinlenmedeyim dedim. Evet. Evet videona evet. Rastladım ama ne zaman başlıyor hazırlığın? Ya aslında başladı sayılır abi de işte arada Ramazan olduğu için tam böyle yüksek devirle gidemiyoruz. Biraz daha böyle sakin sakin ilerliyorum. İşte şeyimiz vardı, yarışmamız vardı. Geldin gördün. Nasıl oldu evet. Bu arada orada? Valla daha yeni geldim. Çok iyi. Daha yeni geldim yani. Daha hiçbir yeri gezemedim. Yorumunu bekliyorum. Ama şöyle söyleyeyim orada. Sana en güzel stand sizinki duruyor. Evet, evet, yani diğer evet. Standlar alınmasın bayağı ışıl ışıl. Ya işte dediğim gibi şu yarışma telaşı bitsin inşallah. Yani biz de yarından itibaren, pazartesinden itibaren şimdi niyetli biraz zor oluyor. Doğru söylüyorsun. Günü geceye ben de çevirdim ama bu benim ilk Ramazan'da hazırlığım olacak. Şimdi önceden yarışıyorduk, çekiliyorduk, bir iki sene yoktuk doğru. Vesaire. Şimdi artık çekilme düşünüyor. Şimdi öyle bir dünya yok. İnsanlar artık bekliyor. Aynen. Yavaş yavaş işte Ramazan'dan sonra gazı açacağız. 2-3 ay sonra inşallah. Yani yazın sonuna bırakmadan ilk yarışımızı yaparız. Ne zaman ilk yarışma diyorsun? Ya bir Asya Grand Prix'si var ama o konuda kararsızız bakalım. Yani konuşacağız ekip olarak. Ayın 27'sinde, Haziran'ın 27'sinde bir tamam, 6. Şey var. Asya Grand Prix'si var. Güzel tamam. Prestijli bir yarış. Belki oraya gidebiliriz. Orası olmasa da biraz daha öteye belki erteleyebilirim. Çünkü biraz böyle size almak istiyorum. Biraz daha böyle kalis almak istiyorum. Zamanı biraz uzatmak istiyorum. Portekiz tamam. Var. Yine 7. ayın 10'unda 15'inde o civarlarda. Evet. Bakalım. Öyle ben sanıyorum var. Sen ilk yarışta işi bitirmek istiyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Yani nasip olursa. Nasip olursa. Furkan'la nasip da konuşuyorum. Olursa. Evet. Furkan da aslında aynı düşüncede ki bence en doğrusu hani bir ya da ikinci yarı işi bitirip ondan sonra Furkan'ın Amerika'ya gidip yarışıyor olması çok güzel abi. Çünkü evet, orada Furkan gibi çok genetik var. Evet. Orada daha çok seviyorlar. Avrupa'da çocuğa biraz böyle büyüksün, size'lısın vesaire evet, doğru, modundan doğru. Bence vermediler geçen sene. Bu sene o da alacaktır. Furkan'la aranızda size sormayacağım. İzledik. Abi Furkan'larımız çok iyi bizim. Furkan'la biz çok eski dostuz zaten de. Yani insanlar yani dönemde, bir şey o dönemde öyle bir takipçiler böyle birbirine girdi vesaire evet, falan. Evet, evet. Ben de anlamadım ama Furkanlarımızla bizim hiçbir hani problem Sami yok. Hani Sami ile Gold's'ta falan fotoğraf çekip evet. Falan yaptınız ya. Evet. Bence orada hani herkes dedi ki tamam abi hani bir sıkıntı yok. Demek ki insanlar böyle fazla goy goya getirirlermiş. Evet ya biz hiç böyle küsmedik, küs kalmadık vesaire falan. Hani böyle söylentiler nereden çıktı, nasıl çıktı ben de bilmiyorum ama. Bence insanlar yani biraz şey seviyor. Artık anlamışlardır şey. Herhalde oradaki görüntüler. Zaten sonra artık ayıp olur bir şey derler. Furkan'a da buradan selam yollayalım. Aynen. İnşallah yine podyumdayız beraber onunla da. Çok teşekkür ederim. Abicim ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Yanımızda Sami Hamidi var. Merhabalar. Sami'yle en son röportajımızı nasıl yaptık biliyor musunuz? Sami'nin eşi hamileydi ve biz Sarp'a oradan mesaj yollamıştık. Evet. Ve şaka gibi şimdi Sarp kaç aylık oldu? 14 aylık oldu abi. Dün burada ya. Böyle koşturuyor. Ortalığı gördüm birbirine içeride. Kattı yani. Gördüm. Sami nasıl gidiyor? Çok iyi abi. Çok mutluyum. Sahalara da geri dönüş yaptık. Biz en son sohbet ettiğimizde evet. Bir hikaye başladıydı. Aynen. Onun üzerine iki tane şampiyonluk aldım. O çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl işte Swiss Ocean'a transfer oldu. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Buradayız. Hem yönetimdeyim hem aynı zamanda da sporcuyum. Hazırlık süreci devam. Bu sene inşallah hedefler büyük. Sami çok istiyorsun değil mi? Abi yani oradaki bunu ortamı en iyi bilenlerden birisin. Ben diyorum ki senin için orada kıpır kıpır olmuştur ve demişsinizdir ki. Ben içimde fırtınalar koptu yani oraya gidince. Çünkü çok başka bir duygu abi. Çocukluğumuzdan beri hayal ettiğimiz yerde antrenör olarak, kafile başkanı olarak gittim. Ortamı yaşadım.
bizimkileri yarışa hazırladık. Abi çok ilginç duygular, çok karmaşık. Ya maçta artık yani. Orada bir sürü Türk olur diye düşünüyorum ve senin de kesin kafadan olman lazım diye düşünüyorum. Bu sene evet inşallah. Yani peki böyle eksiklerini olsa. Falan hani üstüne gidip mesela olimpiyat için bir eksiğin olduğunu düşünüyor musun? Abi benim komple eksiğim yaşadığım, 6 yıl önce yaşadığım iki bilek sıkıntısından dolayı sırtımı antrene edemedim. Ondan dolayı sıkıntı yaşadım geçen yıl ki tamam. O açığı bile iyi kapattım ki şampiyon oldum her girdiğim tamam. Yarışta. Şu an eksik görülen yerlerden biri sırtımdı. Şu an o açığı daha fazlasıyla kapattım. Şu an full paket. Peki kafandaki ilk yarış ne zaman? Abi Kore'ye gitmek istiyorum. Mayıs'ın son haftası. Ardından Polonya, Portekiz. Sırayla yani formu yakaladıktan şey sonra gideceğim. Evet, puan. Yok puan yok abi. Zaten puan kalktı biliyorsun. Öyle ki. Mi? Tabii artık puanla gitme diye bir şey yok. Nasıl olacak? Zaten benim önce bir pro kartı çözmem lazım. Hayır, bu sene. Pro kartı aldın. Pro kartı diye aldım. Düşündün onu. Aldıktan sonra pro yarışlara gidip şampiyon olmak zorundasın. Ha, pro yani artık pro. ESO geçen sene Furkan da bitti mi o iş? Tabii Furkan, evet bitti. 78 sporcu vardı abi olimpiyada. Yani yer yoktu mensajcık sporcularına. Diye. O da sizin şansınız. Onu kaldırdılar. Yani. Sorun değil abi yani ben pro kartı çözdükten sonra pro levelde şampiyon olabileceğime inanıyorum yani. Hadi inşallah çok iyi olur yani. Yani o özgüveni yakaladıktan sonra artık durmaz. Ama puan toplama işi bitti. O yüzden. Neyse hayırlısı belki bu sefer daha odaklı, daha sert hazırlanan insanlar ki tabii. Hani puanın rehavetine kapılmaz. Evet abi yani. Eyvallah. Bir şey sormak istediğin bir şey var mı? Abi hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar Swiss Situation standındayız. Türkiye şampiyonasındayız. Yarın azada dünyanın en iyi 3 tricepsinden biri var. Mahmut Irmak. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş nasılsın? Geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben deyim. En son senle Türkiye şampiyonası Kemer'de beraberdik. Doğru. Kısa bir video yapmıştık. Evet. O günden sonra seni şu an çok formda görüyorum. Ya tabii. Ne dersin? O ağırlar biraz antrenmanlara ara vermiştim. Yani yarışmacılığı pek düşünmüyordum. Hani yeter artık demiştim kendi kendime. Sadece işte sağlığı için yaptık ama şimdi biraz daha baktık ki hala bir dirilik var. Var hocam. Bir diriliği de görünce dedik ki biraz daha deneyelim. Ne zaman ilk podyum? Ya podyum 5-6 ay gibi bir süre var. Bir tane yarışma var düşünüyorum. Nerede? Belli mi? Romanya'da herhalde. Tamam. Mr. Olympia Master. Tamam. Eskiden tabii Master'la yok vardı Mr. Olympia'da. Evet, evet. Artık yapılmıyor. Master'lara özel bir olimpiya düzenleyecekler. Çok oraya geleceğiz inşallah. Bakalım orayı bir deneyelim. Orada bir zaten orada yaşlık bir form gelmiş olur. En azından bir görmüş oluruz. 212'yi doldurmak için öbür sene yani seneye 212'yi doldurmaya çalışacağız. Orada doldurduk mu 212'de yine yarışacağız işte. Benim tahminim aslında yarışmayı düşünmüyordun. Sonradan bir karar aldın değil mi? Ya hani kendimi az yani. Hissetmiyordum yani bilenler biliyor benim pek işte yemek iştahım olmadığından dolayı hani o kütleler bu iştahlar olmaz dedim. Dönersem belki amatöre dönür de 80 kilolarda falan olur dedik ama bir deneyelim dedik. Bir şöyle bir iştahı biraz zorlayalım bakalım yapabilirsem o kütleyi. Tabii 212'yi dolduramayız yani 212 96 kilo evet. Zaten. Kaç kilo yarışırsın? Ya ben 212'de yine yarışacağım da. Tamam. Yani 90'ı tutturursam, 90'ı buldurursam podyum yine yeter bana. 90'ın üstü de tabii avantaj olur benim için. Hocam ama seni kadar iyi bir bodycide'den yemekle zorlanıyorum lafı aslında enteresan. Ben yemek yemeyi çünkü herkes böyle çok yani. Yemek yiyen insanlar olarak görür ya bodycide'de. Yani ben çok yemek yemeyi ve ben çocukluğumdan beri çok yemek yiyen biri değilim. İştahım yok. Yani ben sen zorluyor. Tabii çocuklar şu anda yemek getirdi bana. Hani zorluyor. Yoksa benim aklıma yemek gelmez. Ben akşama kadar aç kalsam bile hani şuradan bir şey yiyeyim demiyorum yani. Öyle peki bir şey soracağım. Yarışma hazırlığında günlük karbonhidrat alımın kaç? Ne kadar alıyor? Ya ben çok az alıyorum. Ne yani kadar? Şimdi söylesem insanlar şaşıracak. Evet, ben günde 200 gram pirinç bile almıyorum yani. Şaka tabii, yapıyorsun. Tabii ya. Harun sen fazla yiyor olabilirsin. 200 gram mı yiyordun diyor. Fazla mı yiyor? Fazla yiyordur yani. Hocam çok almış hakikaten. Tabii yani ben hep öyle ya öyle alıştım. Yani 500'lere 600'lere falan çıkmadın mı hiç? Yok yok ben 200'ü hiç geçmedim. Bir bardak pirinci geçmedim. Peki bulk'ta ne kadar yiyorsun? Aynen işte en fazla o. Çok iyiymiş ya. Peki şey protein ne kadar aşağı yukarı? Ya protein ben hiç hesabım yok. Yani işte bu kadar gram protein alacağım. Bu kadar karbonhidrat alacağım. İştahıma göre işte doydum mu bitiyor yani. Bazen hiç protein almadığım günler oluyor mesela. Et yemediğim günler oluyor. Hocam çok iyiymiş İlla ya. Bu kadar olacak diye bir şey yok yani o kadar ben stres sıkıntı yapmıyorum işte kimileri salatayı bile tartıyor evet. Yiyeceği salatayı bile tartıyor. Ya bizim iş öyle değil tabii mutlaka kilo başına düşen bir evet. Karbonhidrat protein miktarı var evet. Tabii de ben çok öyle oralara takılmıyorum. Vallahi çok iyi bir şey ya. Yani takılmıyorum.
Peki çok böyle tatlı düşkünlüğün var mıdır? Neyle bozarsın? Yok yok, tatlı düşkünlüğüm yok. Yani ben çay severim. Herkes tarafından biliyor. Evet, onu ben de biliyorum. Çay severim. Ben çayımı şekerli içerim. Yani bir tane şeker atarım. Günde 30-40 bardak içerim. O da 30-40 tane şey yapar, şeker yapar zaten. Hani burada karbonhidrat açığını... karbonhidrat açığını o şekilde. Yani şimdi ya insanlar diyecek ya şeker kullanıyor falan. E tabii şimdi yüksek karbonhidrat almayan bir şeker de tatlı. Hocam 200 karbonhidrat alıyorsan alırsın şekeri. Yani tabii. Canı tatlı da çekerse yer. Ama şimdi günde bir kilo pirinç yiyen değil mi? Yani bir tabii, sporcunun hayır. Üstüne bile tatlı yemesi tabii ki doğru olmaz. Biz o açığı o şekilde. Ya bugün karbonhidrat almadıysan canın bir çikolata bir tatlı çekiyorsa yersin, o bir şey olmaz. Aman aman yasak yok öyle bir şey yani. Karbonhidratın yüksekse almayacaksın. O gün karbonhidrat düşükse canın bir şey çekerse yersin yani. Peki, ama tabii sorun. Kendini tatlıya alıştırmamak lazım. Yani hızlı şeker adeliği bozar. Evet. Sulandırı bozar. Yani bize bodycilere gelmeyecek bir şeydir. Aynen öyle. Yani tatlı kesinlikle. Bütün deri kaliteni her şeyi bozar yani. Değil mi? Yani tatlı normalde tehlikeli bir gıdadır. Evet yani. Doğru. Tehlikeli bir şey yani. Arkadaşlar dinliyorsunuz değil mi? Yani böyle gramına hesap yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama eğer genetiniz iyiyse işte 200 gramla da 40 tane çayla da böyle bisepsler, böyle trisepsler olur. Hocam genetik işi değil mi? Genetik. Ne diyorsun? Gen. Gen fiziki, tabii bunu ayıralım. Gen atadan dededen sana geçmiş olan hormonların avantajlarıdır. Tamam. Metabolizman hızlıysa avantajdır. İşte hormonların iyi çalışıyorsa yani. Zaten metabolizması iyi çalışan adamın hormonları çalışır yani. Sürekli aktif olur. Yani yüksek karbonhidratlar, işte yağlanmalar, kilo almalar. Bu ne yapıyor? Senin testosteronunu düşürür. İşte growth hormonunu çalışmasını engeller vesaire vesaire. Ama sen şanslısın. Çok şanslısın. Bu spor için demek ki. Yani spor için doğmuşlar ya. Şanslı mıyım? Tabii ki biraz şans diyebiliriz. Evet. Yani minyon bir yapım var. Evet. Esmer bir tenim var. Hiç yağlanmadım. Yani bugüne kadar çok böyle 20 kilo 30 kilo yağlanmadım. Ben senin hiç şunları balk görmedim mesela. Evet, yani çocukluğumuzdan beri sporun içinde olduğumuz için yağlanmayı pek görmedim. Yani bir kere denedim, bir kilo alayım 100 falan bulmuştum. Tamam. Ama tabii ne varsa yüklemiştim. E şimdi benim böyle bir yapım yok. Hep böyle benim off zamanım. Bu çayımı da yiyorum, tatlımı da yiyorum. Şekerimi de yiyorum. Normal dışarıdan yiyorum. Diyet yapmıyorum şu anda. Ya yani benim aldığım gıda, hocam, benim aldığım gıdayla yaptığım antrenman örtüşüyor. Beni de rahatsız etmiyor. Kitle koymak evet. İstiyorsan evet 4 öğün, 5 öğün, 6 öğünlere çıkarsak o kütleyi koyarsın. Yani yemeyin demiyorum. Kütleye çıkacaksanız, iyi de antrenman yapıyorsanız yiyeceksiniz tabii. Kütleye sahip ama ben formumu koruyayım. Yani ben formumu koruyayım. Ben kendimi öyle iyi hissetmek istiyorum. Formda kalın diyorsan yani çok yemekler çok fazla karbonhidratlara gerek yok yani. Yarışmacıysan, kütle koymak istiyorsan tabii ki yiyeceksin. Aslında çok şanslı ve çok enteresan bir genetik. Çok da önemli bir isim. Çok keyif aldım hocam. Ben, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar Türkiye şampiyonasındayız. Yanımızda kim var? Oktay Yavuz Arslan. Çalsın. Bir daha giriyorum. Arkadaşlar Türkiye şampiyonasındayız. Neden? Çünkü telefon çaldı. Araya girdiler. Şu anda da röportaj yapıyoruz. Oktay hocam nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Vallahi çok şükür iyiyiz. Devam ediyoruz çalışmalarımıza. Şu sıralar daha çok oyunculuğa yöneldim. Ondan sonra hani bizim biliyorsun bu işlere yıllardır emek verdik ama hani evet, çok eskisin aslında. Evet, yani 2012'den beri yarışıyorum. Evet. Daha 2012 kadar da profesyonel buz hokeyi sporculuğum vardı. Aynı zamanda buz hokeyi milli takım antrenörüyüm, milli takım sporcusuyum. İşte şimdi bu vücut geliştirmede milli takım sporcusu ve milli takım antrenörüyüm. Şimdi teknik kuruldayım. Ama biliyorsun yani yıllarca çabalamamıza rağmen çok bir maliyet, bir getiri. Genelde maneviyat için biz bu işe aynen, gönül verdik. Aynen. Dolayısıyla ben Müjdat Gezen Sanat Akademisi'nde oyunculuk okudum. Bitirdikten sonra da oyunculuğa başladım. Şu an nerede oynuyorsun? En son Kuruluş Osmanlı'daydım. Tam aslında şu an Kuruluş Osmanlı gibi bir saç sakal var. En son Kuruluş Osmanlı'daydım. Viking The Wolf karakterindeydim. Dolayısıyla daha çok oyunculuğa şu anda. Süper. O zaman sen artık yarışma falan yapmayacaksın. Yarışma düşünmüyorum. En son yarışmayı ne zaman yaptın? 2011'de Türkiye şampiyonu oldum. 2011 Kasım'da da Dünya Şampiyonası'na gittim. Ondan sonra zaten bana milli takım antrenörlüğü ve teknik kurul üyeliği görevi verildikten sonra yarışmayı bıraktım. Aynen. Buradan da ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela oyunculuk isteyen spor camiasında çok kişi var. Mesela, evet doğru. Hani ben nasıl oyuncu olabilirim falan, ne yapmam gerekiyor gibi. Oyunculuk kolay mı zor mu gibi. Onlarla tavsiyem kesinlikle eğitimlerini almaları gerekiyor ve muhakkak menajerle çalışmaları gerekiyor. Evet, yoksa, menajer çok önemli bir şey. Yoksa figürasyon olarak gidip sabahtan akşama 183 TL'ye 24 saat setlerde doğru söylüyorsun. Mahvolurlar. Eğitimlerini alsınlar. Sıkıntılı.
menajerle çalışsınlar, diyaloglu iyi roller kapmaya çalışsınlar. Bunun da işi eğitimden geçiyor her şeydeki gibi. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar yanımızda Murat Güven var. Max'cim, yıllarca Koz Yatağı'nda idman yaptığımız salonun sahibi. Evet. Hocam nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Peydir görmüyorum seni. Çok oldu. Çok oldu, çok ama oldu. Ama iyi gördüm seni. Bomba gibi. Aynen. İdman yapıyor musun? Hiç, sıfır. 2015'ten beri sadece personal training'de dumbbell tutuyorum, bar yani tutuyorum. Yani seni en son çektiğim günden beri aslında çok bir şey yapmadın yani. En son Clear Universe'den sonra evet, aynen. Dumbbell'ı bıraktım. Pizza yemeye devam mı? Tabii. Ha? Always. En iyisini yemeye devam. Hocam teşekkür ederim. Vallahi özlemişim seni. Ben de özledim. Bir şeye geleceğim. Arkadaşlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Yanımızda Ertuğ Ebekli var. En son galiba Kemer Türkiye Şampiyonası'nda muhabbet etmiştik. Hocam nasılsın? İyidir sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Nasıl gidiyor keyifler? İyi. Hemen sorayım. En son dönüyorum demiştin. Ne oldu? Aha. Açıkçası bir 6 aylık bir dönme sürecim oldu. Daha sonra gördüm. Biraz da hani depremden de dolayı birazcık etkilendim. Ailemden de bir vefat eden bir üyemiz oldu maalesef. Bir 1,5 aylık bir ara verdim tekrardan. Tamam. Ama yeniden bir haftadır diyetlerime döndüm. Süper. İnşallah tekrardan döneceğim. Çok dönmek iyi. İstiyorum yani. Evet gerçekten ya ben o sen konuştuğumuzda böyle baktım. Çok iyi duruyordu. Aynen. Çok iyi duruyordu. Şimdi yaklaşık olarak ben de araları vermeyi seviyorum. Sen de biliyorsun. Bir iki ay kadar bir ara verdim. Tamam. Ama ben bu dönüşleri severim. Tekrardan döneceğim inşallah. Süper. Dönmek istiyorum yani. Süper. Türkiye Şampiyonası nasıl gidiyor? Yani gayet iyi. Tabii ki normalde 40 tane sporcum vardı. Herkes bu şeyden şikayetçi ya. Yani. Çok az katılım var diyorlar. Doğru mu? Yani tabii ki. Bizim şimdi 40 tane yarışmacımız vardı. Nereden tamam. Baksam 30'u. Bu durumdan ve diyet bozmadan dolayı tabii ki ayrılmak zorunda kaldılar. Toplamda şu an 10 tane 9 tane yarışmacıyla geldik. Aynen bayağı azaldı. Genel sayı da zaten tahmin edersin ki 3'te 1'i civarında. Evet yanımızda namı değer Hulk var. Mustafa Yıldız. En son hatırlıyorsanız çekim arası sohbetleri yapmıştım. Evet. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na yakaladım. Hocam ondan nasılsın? Bayağı linç yiyorum abicim. Neden? Klasik. Gerçi görüyorum. Yalandan neden demeyeyim yani. Haberim var. Yani şöyle haberim var. Yorumları hep okuduğum için. Evet. Yani YouTube'da başlığın altındaki yorumlara. Ama bu senin kararın. Hiç sorun yok. Bence de. Hiç zaten sen bunlara herhalde antrenmanlı olarak cevap vermişsin. Sen güldük az önce. Senin yüzünden ne yorumlar geliyor falan filan diye. Herkese evet. Söylüyor. Çünkü sen çok ısrar ediyorsun ya hayır diye. O da tam tersi. İkimiz de çok ısrar ediyor. Evet. O benden daha çok ısrar ediyor. Aynen. Olsun. Nasıl gidiyor? İyi misin? Abi güzel gitti. Yarışmayı bitirdik. Olsun. Son gündü. Bayağı yorulduk. Uykusuz kaldık. Belli gözleri kırmızı zaten. Genel olarak güzeldi. Katılım tabii ki beklediğimizin çok altında depremden dolayı. Evet, ne yazık ki öyle. Benim takım 35 kişilikti şu an 5 kişiyle geldi. Ertuğ da söyledi o da 10 kişiymiş. 10 kişiyle geldi bayağı bir düştük. Bir de şu an avantajlı olanlar diyeti bozmayıp belki bir daha yapılabilir. Doğru. Bozmayıp bekleyenler. Onlar geldi derecelerini aldılar. Bizim takımda da boş yok. 2 tane Türkiye şampiyonluk kızlar da var. Çok iyi. Erkeklerde ikincilik var. 2 tane beşincilik var. 3 tane beşincilik var hatta. Ne güzel. Fena geçmedi. Kız ve erkek takım olarak yine bir 10 kişi geldik buraya. Güzel derecelerle dönüyoruz. Tabii ki katılamayanlar için üzgünüz. Sonlarda inşallah Eylül ayında İzmir'de fuarda. İzmir'de çok güzel olacak arkadaşlar. Evet. Türkiye Şampiyonası Eylül'de İzmir'de fuarda olacak. Bayağı da bir kalabalık olacağı bekleniyor şu an. Çok güzel olur ya. İnşallah güzel bir yarışma geçiririz o zaman. Peki senin durumlar ne olacak? Nedir planın? İlk yarışma? Ramazan'dan sonra start veriyorum abi. Tamam. Inşallah. Ne kadar sürer yarışma? Yani hazırlığın? 5-6 ay sürer abi. 5-6 ay. Tabii. Ben direkt şu kilodan 98'e düşme olmayacak. Ben evet. Formu toparlayıp sonra evet. 98'e kaybetmeden düşeceğim. Güzel. Onu planladığım için bir 5-6 ay rahat sürer. Ramazan ayından hemen sonra da start almayı düşünüyorum. Yani bir aşağı yukarı Ağustos, Eylül falan gibi mi hazır olursun? Hazırlığı mı diyorsun? Evet hemen hemen oralarda. Eylül gibi. Ki o zamanlarda güzel yarışmalar var olimpiyada. Evet biliyorum. Olimpiya amatörü olarak. Gülşah'ın da belki birlikte gitme durumumuz var. Beraber de olabilir. Belki de Gülşah'ı önceden götürebileceğim 2-3 yarış olacak. Çok yani iyi. Öncesinde eşlik edeceğim kişi yarışmaları olacak. Ben katılmayacağım. Tamam. Bir de şöyle bir avantaj, dezavantaj oluştu. Gülşah pro kart almaya çalışıyor. Ben pro yarışta yarıştım. Evet. İki yarışı denk getirdiğimiz bir yarış bulamadık. O zaman yani, pro kart alacak. Yapacak bir şey yok. Yani o yüzden onu götürüp ben gideceğim sonra gideceğim gibi durumlar oluşacak. Ama gene de şu an ikimizin de hazırlık sezonu iyi gidiyor diyebilirim. Ramazan'dan sonra biraz kafa dinlendirmiş olacağız. Sonra hızlıca devam edeceğiz. O zaman formda olunca uyandır beni. Güzel bir çekim yapalım. Evet. Hatta geçen söyledim. İşte onun için söylüyorum zaten. Bir iki ay içinde yapalım. Çekmediğim bir sen kalmış olabilirsin yani. Evet. Bak bir de öyle bir şey var. Çekim arası sohbetlerinde bir ben vardım. Evet. Onu da hallettik. Bir çekim aynen. Kaldı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi. Görüşürüz. Evet Ersin Kurel'le beraberiz. Kendisi bu sektörde yine yeniden bir efsane. En son çekim arası sohbetleri yapmıştık hatırlıyorsunuz. Evet. Kaç? 1,5 saat mi sürmüş? 1,5 saat sürdü. Beklediğimden fazla bir ilgi oldu ve insanlar devamı gelsin dedi.
Çünkü bence bu kadar temiz ve insanların anlayabileceği bir bilgiyi bugüne kadar çok insan vermedi. Ne diyorsun? Ya herhalde o çok güzel konuştun. Eğitmen olduğum için olabilir. Çünkü, bence hatip olduğun için. Ya evet o da var da bir de bu 10-12 senedir vermiş olduğum bu 1. 2. 3. 4. kademelerdeki dersler ve FMI'deki bu hatiplik meselesini de biraz geliştiriyor. Bir de gereksiz konuşma ve bilgileri tıraşlayabiliyorsun. Türkiye Şampiyonası için ne diyorsun? Vallahi bu sene katılım az ama yapacak bir şey yok çünkü buradan bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Acımız çok büyük. Yani çok büyük yani asrın felaketini yaşadı memleketimiz. Ama Allah'a şükür yine dimdik ayaktayız hep beraber. O yüzden bir olağanüstü hal ilan edildiği için yarışma iptal edildi. Sonrasında tekrar bir düzenlemeyle yarışma var denildi. Bu Füzyon Federasyonumuz elinde olan bir şey değil. Gençlik Spor Bakanlığı buna karar veriyor. O yüzden bir sürü sporcu diyetini bozduğu için gelemedi. O öyle bir eksiklik oldu ama yine de çok iyi yani. Yarışmacıları Eylül İzmir'de olacak. Değil mi? İzmir'de olur. İzmir'de inşallah çok güzel olur. Ben de geleyim mi? Sen de gel. Kordonda oturur. Kapmayayı gel. Hocam ne mayısı? Ben diyorum ki kordonda oturalım. Benden yarıştıralım artık seni yeter. Bu kamera önü arkası bitti. Ersin abi en son ne zaman yarıştın? 2015. Demin Murat Güven'i gördüm. Yani, aşağıda. Burada abi. Dedim ki ne yapıyorsun dedim. 2015'ten beri elime dumbbell almıyorum dedi. Ben de bıraktırdım. Adam benden nasıl bezdiyse dumbbell işini bıraktı. Aynen öyle. Murat abimin bende çok biliyorum. Özel yeri var. Biliyorum. Benim biliyorum. Ya gerçekten öz abim olsa o kadar kıymetli değil mi? Aynen öyle. Çok emeği var bizde yani. Vallahi yarışma güzel. Dediğim gibi bu sponsorluk işleri gelişmiş. Onları gördüm. Çok evet, sevindim. Evet. Işıl ışıl şey çok gibi. Çok fazla marka gibi. Girmiş. Güzel olmuş. Değişik supplement markaları. Swiss, Varma, Besim burada. Orada işte. Aynen öyle. SG Nutrition. Burada Panat'ta falan. Bunlar bizim tabii elimizi güçlendiriyor yani. Gülhan nereye gidiyor? Gelsene. Ya dur oğlum. Herkes girdi zaten. Ersin abi bir şey söylemek istiyor musun? Bana gel sen de merhaba de kapatıyorum. Gülhan Master'larda iki öyle oldu. Mi? Nasılsın? Sanki sen de. Valla bomba gibi gözüküyorsun. Gülhan benim çocukluk arkadaşım. Öyle mi? Master'larda iki oldu. Tamam. Gülhan çok kıymetli benim için. Onun için buradan Gülhan'ı da tebrik ederim. Herkese tebrik etsin istiyorum. Tebrik edin arkadaşlar. Aa bak kim gelmiş. Gel buraya. Ne yapıyorsun? İyiyim canım benim. Ne yapıyorsun? Bak kimler i̇yi. Gelmiş. Nasılsın? Merhaba, iyi misin? İyiyim. Ben seni ne zaman çektim? 10 sene oldu. Evet bayağı oldu. Maxim'de çekmiştim. 15 miydi? Hocam Maxim'de çektim. Bir profesyonel atlet çekin de millet atlet görsün. Arkadaşlar Ersin Kurel'le beraberiz. Şimdi başka bir profesyonel bir sporcuyla yapacağız. Kapatıyoruz. Çekim ve sohbetlerin ikisini yapalım ama. Yapalım. Olur en kısa mu? Zamanda kapım her zaman açık biliyorsun o. Çok memnun olurum. Çok eğlenceli. Çok mutlu oldum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Şimdi ben mikrofonu İpek Yıldırım'a bırakıyorum. Evet, şimdi mikrofonlar İpek Yıldırım'da. Görüşürüz. Görüşürüz. Yanımızda kim var? İpek Yıldırım. İpek Yıldırım. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. İngiltere'de yaşıyordum. Geri mi döndün? Evet, geri döndüm. Neden? Şöyle, yani Türkiye'de olmakla İngiltere'de olmak arasında çok büyük bir fark yok aslında. Sadece orada gerçek bir tecrübe yaşamak istedim. Hem yurt dışında kendim kalıp, oradaki ülkeyi öğrenip, dünyayı görmek istedim. Oradaki yarışmalara gitmek istedim. Ama şunu fark ettim ki, insan gerçekten ailesiyle birlikte olduğunda daha iyi hissediyor. Önemli olan çok daha fazla para kazanmak ya da çok yurt dışı gördüm demek değil. Evet bir şeyleri öğrenmemiz, görmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda hem kendimizi geliştirirken aileden de çok kopmamak gerektiğini öğrendim. Peki sence bu biraz doğu kültürü yani Türklere özgü bir şey mi? Aileyi özleyip kopamamak yoksa? Yok değil aslında. Yurt dışında mesela başka sporcularda da bu özlem olabiliyor mu sence? Şöyle İlber Ortaylı'nın söylediği şeyler var aslında bu konuyla ilgili. Yurt dışına gidebilirsiniz diyor ama siz yine de Türk olduğunuz için aslında yine 3. sınıf vatandaş şeyini görüyorsunuz. İmasını görebiliyorsunuz. Evet. Ben 4 yıldır vizeyle uğraşıyorum aslında. Ama 7 yıla uzattıkları için Ankara Anlaşması'nı. Yani artık kendime zamanım kalmadı. Her konuda ciddi anlamda beni yormaya başlamıştı. Yoksa hani orada mutsuz olduğum için değil, sadece ailemle daha mutlu olduğum için dönmek istedim. Nasıl olsa istediğim şekilde yine yurt dışına gidip tatil yapabilirim, yarışmaya gidebilirim. Ama şu an ailemle olmak bana daha iyi hissettiriyor. Peki bu sporda İngiltere'de olmak bir avantaj mı? Yoksa ben
dünyanın başka bir yerinde olsam daha avantajlı olurdum diyor musun? Değil bence. Aslında her şey kendimize... En başta öyle düşünüyordum gitmeden önce. Hmm. Ama gittikten sonra şunu fark ettim. Gerçekten kendimizi geliştirmek bize bağlı bir şey. Doğru. Yurt dışına gidebiliriz, kendimizi geliştirebiliriz, yarışmalar görebiliriz. Ama en önemli şey nerede olursak olalım o ego kontrolünü sağlamış olmamız gerekiyor. İstediğimiz kadar yurt dışı görelim, istediğimiz başarıları elde edelim. Geldiğimiz noktayı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Sizin bu sporda da ego kelimesi biraz şey gibi kalıyor. Yani aslında sanki bu sporu yapan sporcuların egolu olmak zorundalar gibi mi hissediyoruz biz? Değil, yoksa aslında... bence aslında büyüdükçe küçülmek gerekiyor gibi düşünüyorum. Evet, ya sen de yabancı sporu çok gördün, ben de yabancı sporcuları gördüm, yurt dışında da gördüm. Orada çok enteresan bir şey var, bilmiyorum katılır mısın? Aslında çok büyük sporcu, yani body building olarak konuşmuyorum, bütün spor dalları olabilir ama inanılmaz aşağıda ediyorsun. Evet. Ve sonra diyorsun ki, ya ben bir örnek gördüm Allah Allah, bir adam, bir kadın ama bu kadar değil başarısı ama ego çok yüksek. Evet. Yani bunun kontrolünü böyle acaba daha biraz çok önce yaşadım böyle yani? Bir şey. Ha öyle mi? Ha okey. Biraz yani, önce yaşadım. Çok yani şaşırıyorum. Şunu, şu olması gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor her şeyden evet, önce. Evet. Ben 2015'te yarıştım ilk Türkiye'de. Sonrasında işte bir şekilde yurt dışına gitmeye çalıştım. Bir yerlere gelmeye çalıştık ama önemli olan şey şu. Biz bir yerlere gelirken bizden evet. sonra gelecek olan nesli de aslında bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Bizim egomuz onlara yansıyor. Bizim tavrımız onlara yansıyor bir yerde. Bizim örnek olabilmemiz için önce gerçekten karakter olarak, kişilik olarak, davranış olarak biraz daha sakin, daha mütevazi yaklaşmamız gerekiyor. Ego güzel bir şey ama fazlası bozar. Ego sadece podyumda olmalı bence. Evet, o aslında işte insanlar bütün hayatına yaymaya çalışıyor. İşte bu çok kötü. Ya şu da çok farklı bir şey. Podyum başka bir şey, yarışma başka bir şey ama özel hayattan da çok kopmamak gerekiyor bunu yaparken. Yani bunu yani bu sadece mental olarak yapılan bir iş evet ama aynı zamanda aileyle, psikolojiyle bunun altı çok dolu. Çok. Yani sadece şurada yaptığımız antrenman ve diyet değil. Bunun altı çok dolu olması i̇şte gerekiyor. Bence başarılı olanlar da komple hepsini dolduranlar. İşte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Türkiye şampiyonasındayız. Commander çok yeni bir marka. Biz de biraz önce tanıştık. Yanımızda da Alper Bey var. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Selam hayırlı abi. Olsun. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ne kadar oldu markanız piyasaya girelim? Yeni bir markayız. Bir aylık bir markayız yaklaşık. Çok iyi. Besinburada.com ve CommanderNutrition.com olarak iki tane internet sitemiz var. Besinburada.com'da sürdürdüğümüz operasyon tüm markaların satışı, gıda ürünlerinin satışı, fıstık ezmesidir, baharattır, tüm supplement grubu ürünlerdir. Commander Nutrition ise kendi markamız. Küçük boy ve büyük boy kutularımız var whey proteinde. Benim biraz önce içtiğim bu mu? Sizin biraz önce içtiğiniz Hindistan cevizi aromalı. Arkadaşlar biraz önce Hindistan cevizi aromalı whey protein içtim. Hakikaten güzel. Zaten bu işin aslında önemli noktası içindeki şeyi aromayı tutturmak. Değil mi? Evet. Aslında trik nokta o aslında. Şöyle aromadan da öncesi içindeki whey proteinin, konsantre whey proteinin miktarı. Bu ürünün içinde konsantre whey proteini ne kadar fazla olursa, yani içinde başka eklemeler ne kadar az olursa ürün o kadar değerli hale geliyor. Bu aslında altın değerinde bir ürün. Çünkü 150 litre sütten 1 kilo whey protein çıkıyor. Bu gerçekten altın değerinde bir ürün. Ben biraz önce içtim. Arkadaşlar buradan da reklamını yapalım. Aslında ilk defa tanıştık. Evet. Çok güzeldi. Hayırlı olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bekleriz. Eyvallah. Evet arkadaşlar yanımızda David Beckham'ın Türkiye şubesi var. Yani David Beckham'ın getirdiği neyse bu yakışıklı da o. Rıfat Özkök'le beraberiz. Eyvallah. Yıllarca fotoğrafını çektim. Yıllarca. Hakikaten hard disk'i açtığımda o kadar çok fotoğraf var ki yani her saç tipinde, her sakalla fotoğrafın var. Hemen hemen hepsi var. Nasıl gidiyor? Ya sen değilsin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni yer açtın. Yer açtım yeni. Neresi? Adı ne? Suadiye'de. Train like a pro. Tamam. Rıfat Özkök. Suadiye'de gelmek tamam. isteyenleri beklerim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Seni de bekliyorum. Geleceğim aklımda. Duman yapıyor musun? Her formda zaman. Görüyorum seni. Her zaman. Yarışmaya girerim herhalde. Yok değil mi artık yarışma falan kafanda? Yok yarışma olayım yok abi. En son ne zaman yaptın? Kaç sene oldu? Koçluğa döndüm. 2019'da yarıştım en son. 2019'da. Belki bir daha girerim. Ha, istiyor musun? Belki.
bir şey İyi, olsun yani diye. Öyle bir yeni, enerjin... bir, yeni bir motivasyon olsun ha. diye olabilir. Ama yoksa şeye döndüm artık. Ama şeyi bozmuyorum abi. Sen yıllar... Biliyorum ben seni tanıyorum canım. Bozmadan biliyorum. Niyeti şeyi hani 2 gün 3 günde yarışmaya girecek halde geziyorum. İyi. Güzel bir şey. Teşekkür ederiz Rıfat. Takipçilerime bir şey söylemek istiyor musun? Takipçilerine Uğur abiyi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Yıllarca fotoğraflarımızı yıllarca. Çektim. Yıllarca. Aa, hakikaten öyle. Harbiden, harbiden yıllarca. Türkiye şampiyonası bitti. Bugün geldik. Kısa bir vlog çekmeye çalıştık. Tanıdığımız, sevdiğimiz bütün sporcularla kısa söyleşiler yaptım. Bir başka çekimde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.